Şimdi arkadaşlar bütün bunları beyan eden Sünni alimlerden ben birkaç tanesini söylüyorum. Bu Sünni alimler tam 221 tanedir. Affedersiniz 222 tanedir. Ne demişler? İşte Allah Ali'yi yeryüzüne peygamberden sonra, yani nübüvvetten sonra velayeti açan, onun kapısının başında bulunan insandır diye gönderdi. Demek İslam'da iki tane yol var. Bunun bir tanesi nübüvvet, diğeri de velayet yolu. Velayet yolunun başı da sonu da İmam Ali'ye aittir. Peki, Ed-Durul Mansur fi tefsiri bil Mansur, Suyuti'nin bu eserinde dediğim hüküm var. Vahidi'nin Esbab-ı Nüzulünde yine bu hüküm var. El-Keşf vel Beyan Ebu İshak Es-Selabe'inin Nişaburi'nin eserinde bu ifade var. Ruhul Meani fi tefsiril Kur'an ve sebebi Alusi'nin tefsirinde bu var. Müsned Ahmet bin Hanbel'de bu var. El Asarul Bakiye El Biruni, Biruni'nin eserinde bu ifade var. El İsabe fi Temyiz-i Sahabe İbni Hacerül Eskalani'nin eserinde bu ifade var. Üstül Gabe El Ceziri, bunda bu ifade var. Yani İmam Ali velayetin başı kıyamete kadar devam edecek. Bu var. Tarihi Dımaşk Hafız İbni Asakir'de bu var. Tarihi Bağdadi El Bağdadi bunda var. Tefsiri İbni Kesir ki bu büyük müfessirdir. Bunda var. Tezkiretül Huffaz El Zehebi bunda var. Tefsiri Kurtubi ki bu da büyük bir zat. Esasen bunlarda büyük olmayan yok. Bütün bunlarda İmam-ı Ali'nin velayetiyle ilgili bu ayetin indiğini beyan ediyorlar. Bu bizim eserimizde de bu rivayet eden Sünni dünyada rivayet eden tam 222 tane Ehl-i Sünnet aliminden ve eserinden bahsediliyor. Bunun inkarı asla mümkün değildir.